merhum Ahmet Saran'ın avukatı olarak vasiyetini açıklamak için sizleri buraya toplamış bulunmaktayım. Ahmet Bey vefatından bir ay önce kararlaştırdığı vasiyetini sizlere sözlü olarak iletmek istedi. O yüzden biz de birlikte bu videoyu hazırladık. Oğullarım Fikret, Şadi. Gelinlerim Yıldız, Betül. Şu an beni izlediğinize göre Hakk'ın rahmetine kavuştum demektir. Gözünüz aydın. Olur mu hiç öyle şey babacığım? O nasıl söz? Sakın olur mu hiç öyle şey? O nasıl söz deyip de sinirimi burada da zıplatmayın. Samimiyetsizler. Sanki ben bugünü nasıl iple çektiğinizi bilmiyorum. Ben sizin ciğerinizi bilirim ben, ciğerinizi. Arkamdan mallarımı rahat rahat yiyebileceğinizi sanıyorsanız avcunuzu yalarsınız. Kısacası size bırakmadım. O da ne demek öyle? Sevgili torunlarım, önce Erol'um. Buyurun, emredin dedeciğim. En çok beni severdi rahmetli. İlk göz ağrısıyım ya ne de olsa. Geri dolmaz canım dedem benim. Yalakasın filan ama gene de severim seni. Sağ olun efendim. Tüm mirasımı, yani şirketin bana ait olan %51 hissesini ve yaklaşık 600 milyon liralık servetimi evlenip ilk çocuk sahibi olan torunuma bırakacağım. Erol ve Onur. Hadi bakalım, şimdi sıkıysa evlenmeyin. İsmet, sen de orada mısın? Buradayım Ahmetciğim. Bak İsmet'im, sen de bunları kontrol edeceksin. Daha önce konuştuğumuz gibi. Merak etme. Gözün arkada kalmasın. Ahmet'im. İyi. Çocuklar, hadi günaydın. Lale? Ah, Nergis? Uyanmadınız mı hala? Günaydın anne. Geç mi uyandın kızım? Yok anne ya, fırına gittim ekmek almaya. O yüzden hazırlayamadım kahvaltıyı. Evde ekmek vardı. Kepek ekmeği aldım. Kepek ekmeği olmadan da sofraya oturmazmış. Benim için ya, Nergis için rejim yapıyor ya. Ay kıyamam benimle. Ay canı ne ki o rejim yapıyor. Günaydın anne. Ay günaydın prensesim. İyi uyudun mu? Abla ya kahvaltı hazır değil daha. Geç kalacağım. Hazır gel 2 dakika. Şimdi ben sana ılık limonlu su yaptım. Onu iç. Bir de sonra gel yanıma da çay koyalım. Sen otur. Sen otur yavrum bir güzel. Oh keyfine bak. Güzel kızım. Ben çay koyarım. Kızım kardeşim bir de evde mi çalışsın? Bütün yük zaten onun omuzlarında. O bütün o krediler bizim dükkandan kazandığımız 3 kuruşla olmuyor. Yani biliyorum. Ben de destek olmayı çok istiyorum. Ya bugün birkaç yere haber bıraktım. Arayacaklar. Ay çok merak ediyorum acaba ne haber verecekler? Senin rekorun 1 ay. Tamam mı? Daha deneme süresini açtığın görülmedi. Hele o son iş. Yanarım ona yanarım. Maaş çok iyiydi. Anne bak yine başlama. Biliyorsun neler yaşadığımı ya. Patron çalışanların sosyal haklarını ödemeyecekti. Ben göz mü yumsaydım buna? Ablam anne akmış ya. Sen üniversiteye girdiğin zaman Allah'ım nasıl mutlu olmuştuk biz. Sülalede bir ilk düşünebiliyor musun? Hatırlıyor musunuz? Mevlit yapmıştık bütün. Herkes şeker komasına girmiş. Evet biliyorum. Peki sonra ne oldu? Tarih öğretmeni oldu ya anne. Kuşum onu demek istemiyorum. Bak kaç yıldan beri işsiz. Anne ben atanmayı bekliyorum. Bir atanabilsem rahat edeceğiz. Bak. Hayatım bir adamla bilsen rahat edeceğiz. Bir de şöyle doğru dürüst bir adamla bir evlenebilsen yine rahat edeceğiz evladım. Onurcuğum, görüştüğün bir kız arkadaşın falan var mı? Özel biri? Yok annem. Olsa zaten haberiniz olur değil mi? Hala Özge'yi mi düşünüyorsun yoksa? Anne hayır. Nereden çıktı şimdi bu? Yani siz ayrılalı neredeyse 4 yıl oluyor. Hayatına da yeni biri girmeyince... Seninki de laf Yıldız. Hayatına giren her kızı bize söyleyecek değil ya. Mutlaka öyledir tabii de. Bu miras meselesi sorgulatıyor değil mi size bunları? Ama hiç boşuna heveslenmeyin. Benim evlenmeye hiç niyetim yok. Hele ki miras için. Merak etme anneciğim. İçime doğuyor. Zengin bir koca bulmama az kaldı. Ben hepimizi kurtaracağım. Ben senden eminim. Ustanı keserim. Anne evlenecektim. Ama biliyorsun işte. Aman sen onu ne sayıyorsun? Her erkek Ersin gibi değil. Baban gibi de değil. Enişten gibi de değil. Hı. Var mı etrafta evlenebilecek bir tane adam gibi adam? Yok. Söyle varsa söyle. Evlenmeyeceğim ben ya. İstemiyorum. İyi abloş böyle söyleyince ben de tırstım evlilikten ha. Sen bakma. O işsiz ya. Acısızsa güdüm diyeti yedim. Of ya of. Bir günden fazla ekmek yemeyecektim ben. Neyse işe geç kalacağım. Bravo. Aferin. Aferin. Kızı da kendine benzetmeyi başardı. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Ben evlenip hayatımı mahvedemem vallahi. Evlenmeyeceğim. Ne yapacaksın kızım? Başıma mı kalacaksın? Ben senin turşunu mu kuracağım? Evleneceksin. Evleneceksin. Ya hemen iş bulacaksın. Yumurta nerede? Hadi. Yumurtaları getireceğim. Evlenmeyeceğim. Yaman, beyim yaman. Görüşürüz. Bana müsaade. Ben şirkete geçiyorum. Size afiyet olsun. Tamam oğlum. İyi çalışmalar. Kolay gelsin oğlum. Sağ ol baba. Hadi iyi günler yavrum. İyi günler. Var mı yeni dedikodu? Şerifeciğim sen burada harcanıyorsun ya. İstihbaratta falan çalışsana sen. Sen kendi işine bakar mısın lütfen? Küpümüzü düşürdük herhalde onu arıyoruz. Ha, her zamanki gibi. Evet her zamanki gibi. Bak orada. Ah, sağ ol canım. Onur Bey çıkmak üzere sen onu karşıla hadi. Karşılarız. Seni şeytan seni. Evlenmem diyor. Ne yapacağız Fikret? Hayatında kimse yok ki. Nasıl evlensin? Birisini mi bulmasını bekleyeceğiz? Tabii ki hayır. Bunu onun yerine biz yapacağız Yıldız. Bak reddedemeyeceği bir aday bulursak ikna etmesi kolay olur. Doğru söylüyorsun. Ama kim olabilir ki? Onu da biz bulacağız. Sen şu cemiyet dergilerini karıştır. Ben de rehberime bakayım. İyi düşündün. Günaydın Onur Bey. Günaydın Samet. Hadi çıkalım hemen. Çıkalım. Tahsin Demir. Onun kızı bekardı galiba. Yok canım o evleneli çok oldu. Hatta geçen hafta doğum yaptı. Aman o basenlerle doğum yaptıysa at çöpe. Neyse. Ben kızın doğru dürüst yüzünü hatırlamıyorum. Sen maşallah basenlerine kadar. Lütfen Yıldız başlama yine ya. Tamam tamam. Sana bir şey söyleyeyim. Sen evlenmeyeceğim diyorsun ama... Bence böyle atam gibi akıllı fikirli birini bulsan evlenirsin. Ama ne fayda ki bulamıyorsun. Ay evet anneciğim bulamıyorum. İşte çünkü ağzını çocuğunu açacağına gözünü açacaksın. Ay o Hacer'in bile o tövbe estağfurullah kızı koca buldu sen bulamadın. Yani olacak şey değil. Tam benim kalemim bir damat. Hacer'in bir dediğini iki etmiyor. Ha, benim Hacer'den neyim eksik Allah aşkına? Hiçbir eksiğin yok anneciğim yok ki. Elbette benim eksiğim yok. Senin eksiğin var. Sizin aklınız eksik. Senin de ablanın da. Allah'tan ustalı keserim. Nergis'imi doğurmuşum da. Ha? Sen Nergis'i evlendir bari anne de biraz oyalan. Hayır tatlım. Ona daha çok var. Ama senin raf ömrün bitmek üzere. Ayıp ya. Ay anne. Onu acaba kimler isteyecek? Bir düşünüyorum, heyecanlanıyorum. Ne bileyim, bir armatör mü olur artık, bir holding müdürü mü olur? Belki de ne bileyim Azeri bir damat. Yalçın Bey'in kız kardeşi nasıl? Gerçi biraz yaşı var ama. Yok canım, nereden çıkardın onu? Hayırdır Fikret? Ne bu tepki? Yoksa aranızda bir şey mi geçti? Ne münasebet? Geçti değil mi? Geçti. Ay inanmıyorum sana Fikret. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun Fikret. Ya Yıldız bak, şimdi sen benimle böyle boşuna konuşuyorsun, zaman kaybediyorsun. Bu arada Betül Erol'a çoktan bir aday bulmuştur. Hatta istemeye bile gitmişlerdir. Ha, canım. Doğru söylüyorsun. Bunun hesabını sormayacağımı zannetme ama. Sunacığım, ay tatlım, ben bir şey duydum. Filiz nişana atmış, öyle mi? Ay doğru demek. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm tatlım. Neyse boş ver, hayırlısı olsun. Boş ver tatlım. Canım, biz Şadi ile ziyaretinize gelmek istiyoruz. Ne zaman müsaitsiniz acaba? Hafta sonu mu? Ay yok olmaz. Hafta sonuna daha çok var. Biz bugün gelsek, hatta şimdi çıkıyoruz. Ay yok yoldayız artık vallahi. Ay acele etmiyoruz. Çok özledik sizi. Tamam hadi kapatıyorum telefonu. Gelince yüz yüze konuşuruz. Hoşça kal. Yürü Şadi. Hayatım sen şimdi niye insanlara böyle ısrar ediyorsun ya? Hafta sonuysa hafta sonu gideriz. Neden böyle yaptın? Ayıp oluyor ama insanlara ya. Şadi, ne ayıbı? Ne ayıbı? Bizim ayıp düşünecek bir halimiz mi var şu anda? Hadi yürü. Acele etmemiz lazım. Hadi. Merhabalar. Buyurun hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben güzel gösterişli bir çiçek buketi istiyorum. Tabii. Ne için? Kız isteme için. Ah, ne güzel. Kim için istiyoruz kızımızı? Benim için. Ha. Peki hayırlı olsun. Buyurun ben size şöyle yardımcı olayım. Nasıl bir çiçek istersiniz? Mesela kırmızı güllerden bir demet yapabiliriz. Şebboylarımız var. İthal güller de var mesela. Yok yok. Bu kendi kendine hayatta koca bulamayacak. Tamam süper. Hepsi çok güzel. Karar veremiyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Günaydın Onur Bey. Günaydın. Samet ben bütün gün şirkette olacağım. Tamamdır Onur Bey. Onur Bey günaydın. Günaydın. 4 Mevsim evleri ile ilgili ajans toplantımız yarım saat sonra. İstediğim hazırlığı yaptınız değil mi? Her şey tamam. Evet. Güzel. Tamamdır. Beğendiniz mi? Beğenmek ne kelime? Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Teşekkürler. Çok sevindim. Ay ne bahtsız kız yarabbim. Akıllı, güzel, namuslu, içten. Aynı ben. Ay Allah sonunu benzetmesin yarabbim. Bunlar da çok güzel. Ha, evet, ben kişiye özel tasarımlar yapıyorum. Yani siz konsepti belirliyorsunuz, ben tasarlıyorum. Bunları siz mi yapıyorsunuz? Evet. İnanmıyorum. Gerçekten çok yeteneklisiniz. Bunu da alıyorum. Ha, tamam. Ben hemen içini de hazırlayayım. Ben kartınızı da alayım. Sizi çevreme de önereceğim. Ha, çok teşekkür ederiz, sağ olun. Böyle olmuş. Alo, Hacer'cim nasılsın canım? İyilik ne olsun. Bir şey rica edecektim Hacer senden. Bu senin kızın hani şeyini ayarlayan bu arabulucunun telefonu var mı sende? Verebilir misin? Ne için mi? Ay yıllardır yalnızım. Şaka şaka. Olur mu hiç? Yani Lale için canım be. Ne bileyim belki Lale'ye de hayırlı bir kısmet bulur. Erol Bey geldi mi? Hayır efendim. Hayır. Peki ben toplantı öncesinde Erol Bey'le görüşmek istediğimi söylemiştim sana. Sen bunu ilettin değil mi? Az önce arayıp hem toplantıyı hem de öncesinde kendisiyle görüşmek istediğinizi söyledim. Ancak kendisinin önemli bir işi olduğunu ve bugün şirkete gelemeyeceğini söyledi. Gelemeyeceğini söyledi. Tamam şöyle. Onur ya. Efendim kuzen. Erol, işe gelemeyeceğini söylemişsin. Bugünkü ajans toplantısının öneminin farkındasındır herhalde değil mi? Japonlarla yapacağımız görüşmeye çok az kaldı. Ve böyle giderse hiçbir şey yetişmeyecek. Tamam, panikleme, hallederiz. Nasıl hallederiz Erol? Halledebilmemiz için senin işinin başında olman lazım. Değil mi? Bak, şu an bundan daha acil hiçbir şey olamaz. Gerçi senin bu proje umurunda değil. Hala bizim şirket için ne kadar önemli olduğunu idrak edemedin. Tamam, işim bitince geleceğim kuzen. İşim bitsin, hemen oradayım. Toplantı yarım saat sonra, yetişebilecek misin? Yetişirim. Hem yetişemezsem sen girersin toplantına. Proje senin projen değil mi zaten? Tamam Erol, tamam. Sonra muhalefet olma ama. Olmam. Sorumsuz. Şadi, bak konuştuğumuz gibi her şeyi bana bırakıyorsun, tamam mı? Kesinlikle ağzını açmıyorsun. Lütfen. Şimdi sen akım derken yokum dersin ve her şeyi berbat edersin. Tamam, tamam. Ben susarım gene. Tamam. Bak, kesinlikle durumumuzu anlamamaları lazım. Neden? Çünkü havaya girip olmadık şeyler isteyebilirler. Asla çaktırmak yok. Ha? Benim Erol'um kızı bir yerde görmüş ve çok beğenmiş. Bu. Anneciğim, kız güzel mi bari onu söyle. Ay Allah'ım çıldıracağım. Yavrum kız güzel olmasa ne olacak? 600 milyon dedi deden. Duymadınız siz galiba. Duydum. Gel, gel benim aslan parçam. Ben sonra onu saçından ayak tırnağına kadar senin için yenileyeceğim. Tamam mı? Yavaş. Ayrıca da çok güzel bir kız. Böyle çıtı pıtı bir şey. Ay şişirdiniz beni. Hadi yürüyün, hadi. Siz Seher. Buyurun Betül Hanım. Tatlım, biz çıkıyoruz. Yıldız falan ararsa, ay çok başı ağrıyordu, yukarıda dinleniyor dersin. Öyle bir şey deme. Mutlu olmasın o. Ay ya da bir dakika, mutlu olsun. O benim bu durumumla eğlenirken, ben de zaferime doğru hızlı adımlarla rahat rahat ilerleyeyim. Şebnem'si olmaz, Pelin Su'su olmaz kızı. Kızı hatırladın mı Fikret? Ya bu çocukken Onur'u kucağında taşıyan kız değil mi? Evet. Çocukken biraz iri yarıydı. İri mi? 10 yaşındayken 90 kiloydu be. Onur'a ne kadar aşıktı hatırlıyor musun? Bizden çıkmazdı. Onur'un kabusu haline gelmişti. Sayende. Yaramazlık yaparsan Pelin Su'ya veririm seni yer diye korkutuyordun çocuğu. Belki zayıflamıştır. Ama zayıflasa ne olacak? Basenleri çatlamıştır onu. Alo Seher. Önemli bir gelişmeyi bildirmek için rahatsız ediyorum. Anlat hemen. Az önce hep birlikte çıktılar. Duyduğuma göre kız görmeye gidiyorlar. Ay inanmıyorum. Sonuçtan beni hemen haberdar et Seher'cim. Bu değerli bilgiyi paylaştığın gibi ödül hesabında. Siz hiç merak etmeyin Yıldız Hanım. Oh, para para para. Oh, döndüm köşeyi vallahi. Elimizi çabuk tutmamız lazım Fikret. Ay bu Pelin Su mu? Bu kadar zayıflamış olamaz. Gözlerime inanamıyorum. Bir de sen bak Fikret, ben rüya mı görüyorum acaba? Ay Pelin Su bu mu? Aynı annesi olmuş büyüyünce. Ay bu Pelin Su mu? Aynı annesi. Eline su dökemezler karıcığım. Bunu da hesabına yazıyorum Fikret. Hadi ya. Lale! Lale! Bırak o işleri tatlım, bırak o işleri. Lale'm sana kısmet buldum. Kısmet mi buldun? Ah, hangi ara anne? Bu Hacer'in kızını evlendiren arabulucu kadın var ya. Onunla konuştum. Ya çok işinin ehli bir kadın. Bir kere 47 kişiyi evlendirmiş. 48. sen olacaksın ya. Ay yok daha neler. Lale! Lale! Ay kızım Allah aşkına bir izin ver ya. Bak. Adam hiç evlenmemiş. 32 yaşında ve doktor. Ve Başak Burcu, ha bir yarın yemeğe çıkıyorsunuz. Yemeğe mi çıkıyorum? Şebnemciğim canım, Yıldız ben. Nasılsın? Fikret Bey nasıllar? Onur nasıl? Hepimiz iyiyiz bir tanem. Az önce dergide Pelin Su'nun fotoğrafını gördüm de bir arayayım dedim. kadar da büyümüş, güzelleşmiş. Görüşmeyeli uzun zaman oldu tabii. Evet öyle oldu şekerim. Biz de özledik sizi. Biz de öyle, biz de öyle. Onur da çok görmek istiyor sizi. Özellikle Pelin Su'yu. Hatta yarın akşam çocuklar bir araya mı gelseler acaba? Olur. Ben bir Pelin Su'yla konuşayım. Sana döneyim şekerim, olur mu? Tamam hayatım, bekliyorum. Oldu bu iş Fikretciğim, oldu bu iş. Resmen kısmet ayağımıza geldi. Anne sen yine ne işler çeviriyorsun? Yarın akşam Onur'la yemeğe çıkıyorsun ve ne yapıp ne edip onu etkiliyorsun Pelin Su'cum. Anlamadım. Onur'la yemeğe mi çıkıyorum? Anne ben Onur'dan nefret ederim. Nefret mi ediyorsun? 10 yaşından beri Onur'u görmüyorsun bile. Anne unutuyorsun galiba. Çocukluğum boyunca o benimle çok dalga geçti. Ayı yavrusu, panda, manda, daha sayayım mı anne? Ha? Sadece Onur değil, bütün çocuklar seninle dalga geçiyordu Pelin Su'cum ama o günler artık çok geride kaldı. Sen çok zarif, güzel bir genç bayansın. Onun yüzünden çocukluğum bunalım içinde geçti benim. Arkadaşlarımın yanında hep aşağıladı beni, ağlattı. Pelin Su'cum takıldığın şeye bak, aş artık bunları. Hani ne durumdayız farkında değilsin galiba. Batmak üzereyiz kızım. Ha, bu durumumuz anlaşılırsa ne olur biliyor musun? Onur'la hemen evleneceksin ve bizi batmaktan kurtaracaksın. O yüzden yarın akşam için şimdiden hazırlanmaya başlasan iyi olur. Hesap lütfen. Anneciğim, ben sana şöyle anlatayım o zaman. Ben Onur'la değil evlenmek, yemeğe çıkmayı bile kabul etmiyorum. O zaman ne yapacaksın? O çok sevdiğin markaları elinde, ayağında değil, dergilerde görürsün artık. Anne, korkutma beni. Olacakları söylüyorum kızım. Seçim senin. Tamam, tamam. Ne istiyorsan yapacağım. Ne yemeği anne? O kız yemek diye beni yer. Zayıflamış diyorum sana oğlum. Yalan mı söyleyeceğim sana? Kız 50 kilo. Bak yarın akşam saat 8 gibi dedim. Sakın iptal edeyim falan deme. İstirham ediyorum. Anne sen benim yerime nasıl program yaparsın ya? Yapmayıp da ne yapayım oğlum? Erol'a kız bulmuşlar bile. Görmeye gitmişler bugün. Bütün miras o salağa mı kalsın? Hayatımız, geleceğimiz söz konusu Onurcuğum. Anne ben sana daha önce de söyledim değil mi? Ben sırf miras için biriyle evlenmem. Dedem tüm servetini nasıl çalışıp yaptıysa sıfırdan, ben de öyle çalışıp yaparım. Oğlum kolay mı sıfırdan bugünlere gelmek? Hem hazırı varken niye uğraşacaksın ayol? Evlilik de kolay bir karar değil anne. Tamam evlen diye ısrar etmeyeceğim ama bir yemeğe çık. Eminim sen de çok hoşlanacaksın. Onurcuğum, lütfen oğlum. Bak söz hoşlanmazsan ısrar etmeyeceğim. Tamam anne. Ama bak söz verdim. Eğer beğenmezsem ki beğenmeyeceğimden eminim. Bir daha asla görüş diye ısrar etmeyeceksin. Sadece bir yemek. Ya Alecim güzel kızım ne olur bir yemeğe çıksan sadece bir yemek yiyeceksin tatlım ya. Anneciğim ne olur ısrar etme. Benim tanımadığım etmediğim adamla yemekte ne işim var Allah aşkına ya? Hayatım tanışacaksın ya işte. Ya adam doktor. Ayrıca bayağı yakışıklıymış da. Yavrum evi var, arabası var yani. Sen daha ne istiyorsun? Çöpsüz üzüm. Olmaz anneciğim ne olursun. Anne. Aa, anne, anne bak mesela böyle bir durum olduğu zaman bir doktor damadım olsa bana baksa fena mı onu muayene etse beni. Anneciğim sen doktora gitmek istediğinde söyle bana ben seni götürürüm damada ihtiyacın yok. Ben bir tek damadıma muayene olurum başka doktor istemiyorum ben. Hayır anne hayır olmaz olmaz. Bana bak gideceksin sen o randevuya. Sen bu adamla buluşmaya hele bir gitme. Ben senin o bacaklarını kırar adamın önüne oturturum. Tamam. Ama sadece bir yemek. Anlaştık. Sunacığım tatlım çok iyi gördüm ben seni. Teşekkür ederim hayatım ama sen de çok iyi gözüküyorsun. Şadi Bey siz nasılsınız? Ay babanızın vefatından sonra taziyeye de gelemedik. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Neyse. Filiz nerede? Ay, evde yok mu yoksa? Ayol odasında hazırlanıyor. Sizin geleceğinizi duydu. Özellikle de Erol'un geleceğini duydu. Ay bir mutlu oldu anlatamam size. Kızcağız nişanı attığından beri odasından çıkmıyordu. Vallahi resmen depresyondan kurtardınız. Değil mi? Geliyor. Ne geliyor? Filmi geliyor. Filmi? Filmi dedin sen bana. Filmi dedi bana. Sen bana nasıl fil dersin ya? Kendi tipine bak. Tipi yoz. Çirkin ördek yavrusu. Sıska, kukuruk. Filizciğim yavrum sakin ol. Ne fili? Fil... Filiz. Ha, Filiz mi geliyor dedi. Ha, Filiz geldi dedim. O size fil gibi mi anlaşıldı? Aşk olsun. Hiç file benzer bir haliniz mi var? Filiz dedim, fil diye anlaşıldı. Özür dilerim. Anneciğim sen yanlış anladın be yavrum. Tabii ki Filiz dedi. Filiz dedi yavrum. Filiz dedi. Ay, yanlış anlaşılma için çok pardon öyleyse. Kullandığım sinir haplarından dolayı birkaç kilo aldım da... hassasiyetim o yüzden. Hiç belli değil. Tekrar tanışalım öyleyse. Merhaba, ben Filiz. Aa, ben de Erol. Neredeyse bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecektim babacığım. Canım oğlum. Ay evet, ne varmış halimde ya? Ay ne yok ki. Sıkıcılık var, sıradanlık var, rüküşlük de var. Kesinlikle tarz değilsin. Kısaca kuş öldü baby. Kız ne yapıyorsun saçma sapan, ne diyorsun ya? Çıkar şu üzerindeki, çıkar. Nergis, Allah aşkına saçma sapan şeyler yapma, bırak. Abloş, bunlar ne ya? Sen giyinmiyorsun, örtünüyorsun, farkında mısın? Ama dua et, benim gibi moda ikonu kardeşin var. Ya nereye be? Annemin kesin talimatı var. Doktora etkilemen için elimden gelen her şeyi yapacağım. Nergis. Sevgili ablacığım, önemli olan iç güzelliğidir. Bence de Nergis'ciğim. Nergis saçmalama. Hem de ilk geceden. Belki doktorumun sızı çıkar. Ya o bana hele bir dokunmaya kalksa onun kafasını gözünü yararım. Aman dokundurma. Hay Allah. Tül bu. Çok kısa, çok. Bakayım. Ama elbette çok renkli. Aa bak bu etek. Gel. Nergis yavaş Nergis. Aferin sana Nergis. Ayol ablanı bir şeye benzetmişsin. Ay değil mi? Sen şimdi niye alınıyorsun tatlım? Allah aşkına niye alınıyorsun? Ya sen çok güzel olmuşsun, onu söylemek istedim yavrum. Sağ ol anne. Hadi ben çıkıyorum. Hadi Laleciğim, hadi göreyim seni. Böyle bır bır fazla konuşma, tamam mı? Tut yemiş bülbül gibi de oturma. Hafif yüzün gülsün, tamam mı? Göz teması kurmayı asla ihmal etme. Sakın işsizim deme, sakın. Sanki hiç paraya ihtiyacımız yokmuş da senin çalışmak aklına gelmiyormuş gibi davran. Tamam, bozma beni. Ben çünkü biraz durumumuzu abartmış olabilirim arabulucu kadına. Anne neden böyle yapıyorsun? Neden yalan söylüyorsun ya? Ay o bu benim pazarlama tekniğim. Herkesin bir usulü var. Ben yalan söylemiyorum. Sadece ben malımı biraz anlayıp buluyorum ya. Buradaki mal ben alıyorum herhalde. Ha evet. Hadi yavrum. Hadi bekletmeyelim oğlanı. Dikkat et. Aman. Bir saniye. Hadi bakalım. Anne. Hadi bak, eğer çocuğu beğenmezsen bir daha görüşte ısrar etmeyeceksin. Ama oğlum seni beğeneceğini malum. Nasıl yani? Fotoğrafımı görmedi mi? Kızım görmez olur mu? Gördü de benim cüzdanımda bu senin 10 yaşındaki fotoğrafım vardı. Mecburen onu verdim. Ay sana inanmıyorum anne. Benim o zaman bıyıklarım vardı ya. Erkek çocuğu gibiydim. Erkek Fatma'ydın. Bak düşün, o fotoğrafını bile beğenip yemeğe çıkmayı kabul ettiğine göre kesin seninle evlenecek. Annem haklı ablacığım. Annen her zaman haklı. Tamam mı yavrum? Bizi çatlatma. Hemen kardeşine mesaj at. Tamam. Şöyle bir şey yollarsan ben hemen anlarım. Bugün. Bu Tom. Hemen mesaj at. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bak çaktırmadan çocuğun fotoğrafını gönder. Tamam mı? Unutma. Öf, tamam Nergis. Tamam. Tamam. Ay anne. Hacı. Benim gideceğim yerin adı neydi? Allah aşkına kaç kere söyleyeceğim. Zıbacı. Oğlanın adı Onur Saygın. Aklında kalsın Saygın. Tamam mı? Onur. Hadi yavrum. Anne bu ne ya? Bu ne ya? Ay anne inan. Hani bari bir tane fotoğrafı olsaydı çocuğun da gittiğimde bir tanısaydım onu. Ay hadi yürü. Anne yoksa çocuk çok çirkin. O yüzden mi fotoğrafını göstermedi? Ben nasıl anlamadım ya? Sen vır vır konuşma. Bahçe. Hadi yürü. Gel. Bahçe. Onur Saygın. Bahçe Umut. Allah'ım hadi bakalım. Hadi. Onurcuğum. Çıkıyor musun oğlum? Evet anne. Yemeği bahçede yiyeceksiniz değil mi? Evet anne. Babanla güzel haberlerini bekliyor olacağız. Öyle mi? Bence boşuna heveslenmeyin. Ben güzel geçeceğine eminim. Seni çok seviyorum oğlum biliyorsun değil mi? Biliyorum anne. Mutlu olmanı da istiyorum biliyorsun değil mi? Ya tamam kızım çatlama geleceğim buluşacağız. Seni hınzır seni. Ben bir arkadaşı bir yere bırakacağım. Ondan sonra geleceğim senin yanına. Tamam bir tanem. Ne istiyorsun? Ha. Tamam ben kapatıyorum ve arayacağım seni. Sen daha burada mısın? Sizi gideceğiniz yere bırakayım sonra giderim ben Onur Bey. Yok gerek yok ben tek giderim. Sen izinlisin ya. Bak keyfine. Vay. Kızla baş başa kalayım diyorsunuz yani. Anladım ben. Yani bir şeye falan ihtiyacınız olur. Ben bir telefon kadar yanınızdayım yani. Eksik olma. Şerife, tatlı. Bir gelişme mi var yoksa? Evet Betül Hanım. Az önce Onur Bey bir randevuya gitmek için evden ayrıldı. Ne? Nereye? Kiminle? Kimin olduğunu bilmiyorum ama yerini öğrendim. The Bahçe. The Bahçe. Bahçe. Telefonu kapat. Erol. Erol! Sonra ben buna dedim ki. Erol! Oğlum dedim. Sen bunu... Oğlum demiş. Ver şunu bana. Toparlan. Toparlan. Oğlum, Onur bir kızla randevuya gidiyormuş. Bak, ne yapıp ediyorsun? O randevunun iyi geçmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Şeyde buluşacaklarmış. Şeyde. Anne, ben Onur'a nasıl engel oluyorum? Göremiyorsun değil mi? Cık, göremiyorsun. Şu an için elimizdeki tek adayın Filiz olduğunu hatırlatmam... belki çakralarının açılmasına yardımcı olabilir Erol. Filiz diyorsun. Doğru söylüyorsun. Filiz. Onur Bey hoş geldiniz. Her zamanki masanızı hazırlattım efendim. Buyurun. İki kişi olacaktınız herhalde. Hoş bulduk. Evet, bir kız arkadaşım gelecek. Geldiğinde yönlendirirseniz sevinirim. Elbette. Buyurun. Yapma be. Yok. Ya beyefendi siz ne yapıyorsunuz ya? Hanımefendi aniden yolun ortasında duruyorsunuz. Ne yapabilirim? Ne yapsaydım? Yaya mı çarpsaydım? Hatalı olan sizsiniz. Hasarımı ödeyin lütfen. Hasar mı? Hanımefendi hatalı olan sizsiniz. Bakın beyefendi. Çok önemli bir randevum var. Ve sizinle burada tartışacak değilim. Benim de çok önemli bir randevum var hanımefendi. Fakat ben şu an burada sizinle tartışıyorum. Tamam neyse, hatanızı kabul edin ki kapansın bu iş. Hadi. Hatanızı kabul edin diyor ya. Hatalı olan sizsiniz zaten. Hatanızı kabul edin ve biz de buradan gidelim. Hayır hanımefendi, sizsiniz. Hayır, sizsiniz. 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 Tamam, sizinle burada tartışacak değilim. O zaman bir polis çağıralım, kararı o versin. Bravo. Çağırın, bekliyorum. Yak. Hoş geldiniz hanımefendi, buyurun. Rezervasyonunuz var mıydı? Onur Saruhan mı? Hah. Onur Bey geldiler. Buyurun efendim. Teşekkürler. Onur Bey, misafiriniz geldiler efendim. Tamam, teşekkürler. Merhaba, hoş geldin. Ayakta kaldın, otursana. Ha, tabii. Ay! İyi misin? Otur lütfen. Gel. Haklısın. Beklediğinden çok iyi. Hatta hayallerinin bile ötesinde, ama kendine gel. Gülümse. Sempatik görünmeye çalış. Ay, çok da gülümseme salak olduğunu düşünecek. Anne, seni çok seviyorum. Beklediğimden çok daha salak. Ah anne ah. Vallahi kesin o da benden hoşlandı. Evet. Bir şarap içer miyiz? Ben içmesem daha iyi. Öyle mi? Neden? Beni tanısan asla böyle bir soru sormazdın. Bünyeme, midesel. Anladım. Tamam. Ben bir meyve kokteyli alabilir miyim, ama alkolsüz olsun. Peki efendim. Onur Bey, siz her zamankinden mi içersiniz? Aynen. Alkolsüz kokteyl, Onur Bey'in her zamankinden. Tamam. Dur. Kokteyl alkollü olsun. Şişt. Tamam. Koy bakayım ona biraz alkol. Kim bilir beyaz önlük nasıl da yakışıyordur. Allah'ım, doktor eşi mi olacağım şimdi? Çok havalı değil mi? Hele çocuklarımızı düşünemiyorum bile. Hem yakışıklı hem akıllı. Eve döner dönmez annemin ayaklarını öpeceğim. Kesinlikle tipim değil. O kadar belli ki. Kendine güvensiz bir kere. Paris'te moda eğitimi almış birine göre fazla sıradan. Daha çok öğretmene benziyor. Bu arada bayağı bir değişmişsin. 10 yaşındaki haline göre. Ya, o halimi görmüş olmanız utanç verici. O halimi görüp buraya gelmeniz beni çok mutlu etti. Sizi bizi konuşmayalım istersen. Olur. Teşekkürler. Teşekkürler. Demek Paris'te moda eğitimi aldın ha? Anne, bu kadar abartmış olamazsın. İyi misin? İyisin değil mi? Bu ne be? Ay, bir garip bir tadı. Beğenmediysen hemen başka şey söyleyelim. Yok ya. Yani ilk içince böyle kötü oldu da şimdi iyi gibi. Güzel bir şey kalsın. Peki. Nerede kalmıştık? Paris'te moda eğitimi almıştın ya, ondan bahsediyorduk. Aldım sayılır. Sayılır. Derken? Ay. Bir tane daha alır mısınız? Dur, onu ben bitirmedim. Alayım bir tane daha. Ben seninle açık konuşacağım. Lütfen. Annem biraz abartmayı sever de. Bu randevuyu da o ayarladı. Buraya gelmem için çok ısrar etti bana. Güzel. Sen de benim gibisin bayağı. Yani şu an içim rahatladı. Ben de seni kırmadan, incitmeden buradan nasıl ayrılırım diye düşünüyordum. Meğer aynı fikirdeymişiz. Ben ve sen imkansız, değil mi? Ercan. Hani... Çok pardon, çok pardon. Yani yanlış anlama. Çok iyi kalpli ve tatlı bir kıza benziyorsun. Onu demek istemedim ama bu işler böyle olmaz. Bence de ben... Çok pardon, sana katılıyorum, doğru. Ne öyle, değil mi? Kalkalım o zaman. Yemek falan söylemeyelim, kalkalım biz, olur mu? Acelemiz yok o kadar ya. Yemeklerimizi yiyelim, sonra kaçarız. Yok. Gidelim ben, bence gidelim. Tamam. Kırdım mı ben seni? Ya sen dürüst olacağım falan deyince ben de çok açık sözlüyümdür. Öyle içimdekileri bir anda sana söyledim yani. Kusura bakma. Tamam madem kırmadıysan. Neyse. Çok mu sıcak burası? Bilmem. İyi gibi ama. Bir yandım ama. Ya ben bir tane daha alayım ya. Kalkıyordum. Tamam. Bir tane. Tamam. Çok sıkıldım ya. Hadi kalk gidelim buradan. Kalkalım artık gidelim. Yürü. Sen iyi misin? Çok iyiyim. İyiyim. Çok iyiyim. Hadi çıkalım. Afiyet olsun. Gel. Hayırlı akşamlar. Don bak salata. Hadi afiyet olsun. Arabayla mı geldin? Çok saçma bir soru oldu. Nasıl kullanacaksın değil mi abi? Neyse gel ben seni bırakacağım gel. Olur. Şimdi bu durumda bayanı arkadan çarptığınız için her şekilde siz sorumlusunuz. Ben de memur beyciğim tam olarak arkadaşa yarım saattir bunu anlatmaya çalışıyorum. Umarım şimdi anlamıştır. Hanımefendi aniden durduğunuz için bana göre siz hatalıydınız da. Tamam neyse sorun değil. Yine başa sarıyoruz. Bakın beyefendi sizden hiçbir şey istemiyorum. Hasarımı falan da karşılamayın. Sayenizde hayatımın randevusuna geç kalmak üzereyim. Hiçbir şey istemiyorum tamam? Yine de tutanak tutmam gerekiyor. İsminiz abi? Onur. Doktor Onur Saygın. Sizin isminiz neydi? Pelin Su olmaz. Ya doktor bey ya. Maşallah son model arabam var ha. Ya bir şey diyeceğim. Doktor maaşı ne kadar mesela? Doktor maaşı mı? Ben seni ne doktoru ya? Evet ya ben bunu onu soracaktım. Sen de doktorsun. Bakıyorum kara. Of, çok sıcak ya. Uf. Ne yapıyorsun? Ay şu falan ağrımı açsana. Ya saçmalama burada soyunamazsın. Ay soyunurum güneşleneceğim ben yatım. Güneşleneceğim mi? Evet. Ya saçmalama. Şuraya aç. Niye açayım? Sen mi istiyorsun? Evet ya dışarı çıkıp dans etmek istiyorum. Al açtım. Al. Ay çok eğleniyor ya. Oldu mu? Sever misin karanlığı, bak gel, gel. Bir şey diyeceğim. Ha. Sen de gelsene. Nereye geleyim? Yukarı yukarı. Ha oldu geleyim. Arabayı kim kullanacak? Ne bileyim. Çok güzel burası ya. Ya bak yine aşağı atlayacaksın. Ya insene aşağı. Beklemez tabii. Bekler mi? Düşeceksin. Ya lütfen gidelim, gidelim ne olur. Keşke tır kulağına döneyim. Bir atanamıyorum bir türlü. Atanabilsem o da olmuyor ya. Ben atanamadığımı sana anlatmış mıydım ya? Evet anlatmıştın. Sen kıza mı baktın ya? Ulan hepiniz aynısınız be. Ya kıza falan bakmadım. Sakin ol. Ha. Peki bir şey diyeceğim. Hı. Ben neden atanamıyorum ya? Neden atanamıyorum ben? Çok sinirim bozuluyor. Neden atanamıyorum? Bence bunu çözebiliriz ya. Dur. Dur. Bekle. Ben seni götürürüm. Vay be! Adam bak. Önünüze bakın. Önünüze bakın hepiniz. Dünya... Hadi acil çıkma. Acil çıkışma. Acilen çıkmam gerekiyor buradan. Buradan. Acilen. Geldik bas. Hayır. Kim o? Amcamlar. Amcam. Amcam var, yengem var benim. Amca. Amca. Bir şey konuşacağım. Ha? 14. Kaç bu? 309 bu. Tamam. Tamam mı? Anahtar var burada, şey var. Dur. Kart var. Aslan gibi çocuksun valla. Aç kart. Aç. Açamıyorum. Ya yanlış kart mı? Kredi kartı mı o benim? Hayır, kredi kartı değil. Onur Saruhan mı istiyor? Kafam. Aç. Git. Ay git ya. Dur. galiba. Efendim anne. Onurcuğum, Pelin Su'yla akşam buluşamamışsınız. Buluşamamış mıyız? Restoran önünde ufak bir kaza geçirince görüşmenize gecikmiş. Sen de beklememişsin. Telefonla aramış ama açmamışsın. Anne emin misin sen? Evet oğlum. Pelin Su şu an yanımda. Kendisi anlattı. Pelin Su yanında mı? Anne ben seni birazdan arıyorum, tamam mı? Onur sen neredesin? Ha tamam oğlum, iştesin. Tamam, sen müsait olunca bizi ararsın. İyi günler, iyi günler, öpüyorum. Pelin şu annemin yanındaysa bu kız kim? İnanmıyorum. Onur ne yaptın sen? Sen ne yaptın Onur? Ne yapıyorsun ya? Niye bağırıyorsun? Bir sakin ol. Ya bizim burada ne işimiz var? Ben niye buradayım ya? Rezil olacağız. Cam açık. Sen bana bir şey yaptın değil mi? Ya ne yapacağım? Sen bana bir şey yaptın ve ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yemin ediyorum sen bana bir şey yaptın. Söyle çabuk. Söyle. Yemin ediyorum beni öldürürüm. Eyvah ya. Bana bir şey yaptıysan doğru söyle dedim. Ya sana bir şey yaptım. Ne yapıyorsun ya? Pislik. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey yapma. Doğru söyle dedim. Ya ben sana ne yapacağım? Zaten bir şey yapmış olsam hatırlardım, değil mi? Hatırlamıyorum, yok. Çünkü öyle bir şey yok, yapmadım. Emin misin? Emin misin dedim? Eminim ya. Sakin ol. Ya ben de hatırlardım, o kadar kötü olmadım aslında. Yani işte. Ama biz neden buraya geldik? Ne saçma ya? Ya bilmiyorum. O zaman dün geceyi unutalım, tamam mı? Tabii ki. Güzel. Zaten bundan sonra görüşme gibi bir niyetimiz de yok. Ya mümkün değil, senle ben. Bir zahmet, bir zahmet. O zaman çıkalım hadi. Vallahi nasıl rahatladım belli değil ya. Aynen. Değil mi? Zaten çok saçmaydı. Bence de çok saçmaydı. O zaman... Ve çok memnun oldum. Bir daha görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kal, hoşça kal. Telefonumu nereye koydum ya? Kafa bırakmadım kız. Ben de. Rezaletin son perdesi. Annem. 48 cevapsız mı? Ay annem kesecek beni. Kızım sen kimsin Lale ya? Sen kimsin ya? Gelir misin artık? Kız yok. Nilüfer ablamı aradım, ona da gitmemiş. Gel. Allah. Allah kahretsin. Hastaneyi arayalım. Yok ya şeyi arayalım, böyle itfaiye. En iyisi itfaiye arayalım. İtfaiye niye arıyoruz? Bu Lale, bunun nereden çıkacağı belli mi olur kızım? Anladım. Aa anne, çöp çatan kadını mı arasak acaba? O biliyordur belki. O sen. Selam. Bugün de epey trafik var. Akşam maç var ya. Onur Bey, akşam maç ne olur? Onur Bey? Onur Bey, dün gece bir şey mi oldu? Hatırlasam. Allah Allah. Çok mu içtiniz? Yo, çok da içmedim aslında ama. Ne oldu ben de anlamadım Samet. İsterseniz bir yere uğrayalım, kahvaltı yapalım. Yok direkt ofise geçelim. Tamamdır Onur Bey. Onur'da buluşamamanıza inan çok üzülmüş. En kısa zamanda telafi edelim dedi. Aslında ben yarın akşam müsaitim ama... Mutlaka Onur da müsaittir. Ben her şeyi ayarlar sana bildiririm canım. Yıldız teyzeciğim. Canım. Ben size birkaç soru sormak istiyorum. Ne gibi hayatım? Şimdi doğal olarak Onur'u en iyi siz tanıdığınız için... Onur ne sever, ne yer ne içer, nelerden hoşlanır, hobileri nelerdir? Daha önce hiç aşık oldu mu? Aşık olduysa neden ayrıldı? Yani bu bilgileri öğrenebilirsem... Yani biz uzun süredir karşılaşmadığımız için ilk buluşmamızda... Biraz çekinebiliriz. Yani sohbet edebilmek açısından diyorum. Ben de seninle tam bunları konuşacaktım. Ama... Senin benden önce dile getirmiş olman ne kadar doğru bir karar verdiğimin göstergesi. Sen tam onuruma göre bir kızsın. Tamam canım. Sağ ol. Oğlanla buluşmamış gibi. Buluşmamış mı? Doktor giderken trafik kazası geçirmiş, kıza geç kalmış. Oğlan gittiğinde zaten bizim kız yokmuş bile. Buluşmadıysa nerede bu kız? Nerede? Allah'ım kızın başına bir şey gel. Şu getir bana, bir şey getir. Ay kafayı yiyeceğim ben, çıldıracağım. Kesin bir şey oldu mu? Ay! 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 Lale, yavrum iyi misin? İyi misin yavrum? İyi misin Lale? İyiyim anneciğim. İyiyim. Çok şükür. İyisin. İyiyim anneciğim. Sen benim yüreğimi mi indirmek istiyorsun kızım? Ben çok kötüyüm. Geberteceğim seni. Kaçma. Ayağım. Ya. Kız sen buluşmaya da gitmemişsin. Gel. Kız gibi ne yapıyorsun sen? Gel. Zafiyenden çıkma. Anne buluştum. Ne demek buluştun? Kızım saçmalama sana. Randevuya geldiği zaman çocuk kaza geçirmiş. Geldiği zaman da sen orada yokmuşsun. Ne halt ettin? Yok. Gittiğimde oradaydım. Kız! Ay bak! Arabulucu yalan mı söyleyecek? Ha? Anne bak yemin ediyorum ben niye yalan söyleyeyim sana ya? Anneciğim Allah aşkına niye yalan söyleyeyim? Kızım niye yalan söyleyecek? Getir terliğimi. Anne! Atmayacağım! Atmayacağım! Ayağıma gireceğim. Çaktırma da anlat. Korkaklar! Korkaklar! Geçti. Kaç ay birlikte geçirdiğinize göre. Allah cezanı vermesin. Anne bak, geceyi beraber geçin. Bak, anne gece. Bak bütün gece beraber geçin. Ama yemin ediyorum hiçbir şey olmadı anne bak. Yemin Allah razı olsun. Ne olmadı? Bak geberteceğim. Bak kımıldama, kımıldama. Geberdim. Anne. Anne bak, sen doğrusun yaptın. Yemin ediyorum hiçbir şey olmadı. Vallahi birlikte geçirdik diyor. Kız parçalayacağım seni. Döversin seni, sen zorladın beni. Aaa! Bir pabuç. Ne? Bak. Bak. Ya Onur Bey'in düştüğü şu duruma bakar mısınız? İnanmıyorum ya. Şaka gibi, Onur Bey'e bakın. Yok artık. Kaç yaşında adamsın ya. Of. Ya Onur Bey ya. Arkadaşlar. Hayırdır sabah sabah? Bu ne neşe? Ha? Hiç. Siz az önce bir video izliyordunuz. Ne izliyordunuz bakayım ha? Ne olabilir Samet Bey yani? Aç bakayım şu videoyu sen. Aç bakayım. Çekil bakayım şuradan. Ya. Su var mı ya? Dalağım şişti. Onur Bey, siz dün gece ne yapmışsınız ya? Ne yapmışım? Ben de onu soruyorum, ne yapmışsınız? Hangi birini söyleyeyim? Yani bir gün sizi kendi başınıza bıraktım. Başınıza gelmeyen kalmamış. Samet, ne yapmışım? Söylesene. Ben söylemeyeyim, izleteyim ben. Şöyle alayım. Şimdi muhteşem bir ana şahit oluyorsunuz. Benimki göğsüne lale yaptırıyor. Neden peki? Çünkü benim adım Lale. İnanabiliyor musunuz? Evet, Lale dövmesi yaptırıyorum. Evet. Herkes görsün. Heyecan var mı peki? Heyecan çok. Şu an Lale dövmesi buraya yaptırıyor. Göğsüne yaptırıyor. Ben de göğsüme Onur yazdırıyorum. Sen ciddi misin ya? Vallahi de billahi de. Yazdıracağım ya. Abi. İnanamıyorum. Ama adam işinin ehliymiş, güzel olmuş yani. Kızım aramızda bir şey geçmedi diyorum. Gidip uyumuşuz, zaten sızmışız ya. Hadi hadi. Bak iyi ki ben demişim iç çamaşırını değiştir diye. Yoksa rezil olacaktım vallahi. Nergis. İyi tamam sustum. Ay bu ne be? Abla. İnanmıyorum. Dövme mi yaptırdın? Yok artık. Onur yazdırmışsın. Tabii Lale seçimi biraz delikanlılığı bozmuş ama keşke oraya böyle bir ejderha olurdu. Samet. O zaman şey yapayım ben. Önce videoları sileyim. Ondan sonra onu sildirelim biz. Ya mesele silinip silinmemesi değil ki. Mesele benim bu dövmeyi yaptırmış olmam. Ben hangi kafayla yaptırdım bu dövmeyi ya? Vallahi hangi kafada nasıl yaptırdınız bilmiyorum ama en azından biz çalışanlarınız olarak sizin farklı ve eğlenceli bir yönünüzü görmüş olduk Onur Bey. Rezil oldum, rezil. Aç şu bilgisayarı, bul kızı hemen sildir şunları hadi. Tamam, ben hallediyorum onu. Kim bilir daha ne videolar koydu. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Onur Bey. Hı? Bu hesap sizin hesabınız. Benim hesabım mı? Evet, videoları kız değil ki siz yüklemişsiniz. Nasıl ya? Sokaktaki nohut pilavdan mı yedim? Aa ama en lezzetlisi oldu. Un kapanında da var. Oraya da gidelim. Sadece o kadar olsa iyi. Midye dolma yemişim Samet. Biliyorsun ben nefret ederim midye dolmadan. Böyle bol limonlu güzel olur. Metroya binmişim. Bu kız ne yaptırmış bana böyle ya? Vallahi ne yaptırmış, nasıl yaptırmış bilmiyorum ama hepsinde de çok mutlu görünüyorsunuz. Güldüğünüzü görmek güzel bir Onur Bey. Ben mutludan çok sarhoş görünüyorum Samet. Hem de zizurna sarhoş. Hadi hadi daha fazla kimse görmeden sil şunları kaldır. Hadi. Ben siliyorum şimdi. Efendim anne. Onurcuğum, Pelin Su yarın akşam müsaitmiş. Sen de müsaitsin değil mi? Yine aynı yerde mi buluşursunuz? Anne, benim yerime program yapmaktan artık vazgeç. Ben bu kızla buluşmak istemiyorum, buluşmayacağım da. Onur merhaba. Pelin Su. Kusura bakma tanıyamadım, hoş geldin. Önemli değil. Çok uzun zaman oldu tabii. Buyur lütfen. Teşekkür ederim. Sen hiç değişmemişsin ama Ben biraz değiştim tabii. Valla bayağı bir değişmişsin. Bambaşka biri olmuşsun sanki. Sayende. Anlamadım. Sıkı bir rejim yaptım. Tabii bu sayede bayağı bir kilo verdim. Bu süreçte senin çok büyük bir katkın oldu. Bunun için sana teşekkür etmem lazım. Aslında benim senden özür dilemem gerek. Yani çocukken yaptığım şakalar için. Hiç önemli değil canım. Aslına bakarsan haksız da sayılmazdın. Sipariş verelim mi? Olur. Buyurun efendim. Ben karamelize soğanlı demiglas soslu bir antrikot istiyorum. Bu benim buradaki favori yemeğim. Ben de aynısından. Kırmızı şaraba ne dersin? Ben bugün alkol almasam iyi olacak. Su yeterli. Madem sen içmiyorsun, ben de sana eşlik edeyim. Ben de bir su alayım. Sağ ol. İlk defa annemin ayarladığı bir yemeğe katılıyorum. Sence de bu çok ilginç değil mi? Yani seni tanımasam asla böyle bir şey kabul etmezdim. Haklısın, haklısın. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Da yani yine de fena olmadı aslında. Anlat bakalım neler yapıyorsun? Ben Paris'ten yeni döndüm. 2 senedir orada moda eğitimi alıyordum. Çok güzel, çok güzel. Şimdi peki? Gönül isterdi ki kendi mesleğimle ilgili bir şeyler yapayım. Ama aile şirketine katılıp babamın omuzlarındaki yükü azaltıp ona destek olmam lazım. Sen neler yapıyorsun? Mühendissin değil mi sen? Evet. Ben de bizim kuzenle beraber işte bizim şirketin başındayız. Babayla amcam biraz erken emekli oldu. İşte şirketin bütün sorumluluğu üzerimizde biraz yani. Uzun zamandır hiç bu kadar sohbet etmemiştim. Zaman ne kadar çabuk geçti değil mi? Evet evet bence de. Ben de çok keyif aldım. Pelin Su. İyi misin? Sana açık olabilir miyim? Tabii lütfen. Senden etkilendiğimi de kabul etmem gerekiyor. Bu hem çok güzel bir şey hem de çok korkutucu. Neden korkuyorsun? Ya, geçmişle ilgili konuşmayı çok sevmem ama beni anlaman için sana bunu anlatacağım. Lütfen. 4 yıl önce evlenmek üzereydim. Ben onun için her şeyi yapabilecekken o beni kariyeri için terk etti. Onur sen iyi misin? Neden korktuğumu çok iyi anlıyorum. Beni anlamam bile korkumu yenmeme yetti. Çok teşekkür ederim. İyi bir karıştırsın baksana şey. 3 ay oldu. Yani ne gelen var ne giden. Bir şey dedik acaba hani menopoz mu? Çünkü hani 30 yaşında bile değil daha çok erken. Çünkü riks oluyor şey olunca. Kızım riks değil mi çocuk için? Hani çocuk zor oluyor 30'dan sonra. O açıdan Allah korusun daha çok erken. Daha neler göreceğiz. Kızınız için böyle bir şey söz konusu değil. Gayet sağlıklı. İşte ben dedim. Kendisi de bebeği de gayet sağlıklı. Bebeğim mi? Bebeğim. 12 haftalık hamilesiniz. Tebrik ederim. Anne! Anne! Gitti kadın! Vallahi gitti! Anne! 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 Vallahi gitti kadın. Anne, anne. Kalk. Allah tamamını erdirsin. Bir yastıkta kocayın. Kızım. Çok teşekkürler. Mutluluklar. Babaanneciğim. Harika bir çift olduğumuz, tebrik ederim. Teşekkürler anneciğim. Teşekkür ederim. Oğlum. Tebrik ederim. Sağ olun anneciğim. Çok mersi efendim. Sağ olun. Babacığım. Ay bu nasıl zayıflamış böyle ya? Yakışmamış ama değil mi? Böyle bir çirkin olmuş. Yüzü çökmüş sanki. Ya o yaşatmış be. İğrenç. Hiç fena değil. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Kendimi ifade edemedim. O sıskaya, o çiroza, o çirkin ördek yavrusuna, o tahta bacaklı ya. Öyle demek istemedim. Peki ne demek istedin tam olarak Erol? Filizciğim, tatlım. Aa, Erol lafın gelişi söyledi. Değil mi Erol? Yapmayın çocuklar. Bakın herkes bize bakıyor lütfen. Hayır yani kavga ettiğinizi düşünüp hakkınızda dedikodu çıkarmalarını mı istiyorsunuz? Özür dilerim Filiz'den canım. Erol'cum babaannem bakıyor. Hadi yavrum. Özür dilerim. Ay ben seni kırdım mı miniyim? Güzellik, sen beni mi kıskandın? Neyi mi kıskandın acaba? Bak bakalım şu ortama, senden daha güzeli var mı? Yok değil mi? Şöyle bir alıcı gözle bakıyorum. Yok. Hadi çocuklar, gelin Onurları tebrik edin. Ay anneciğim, babacığım, bana bir 5 dakika verir misiniz? Saçımı, makyajımı tazeleyip geleyim. Ruh halim saçlarıma da yansıyor da. Ay tamam güzel kızım, hadi git biz seni bekliyoruz. Anneciğim, babacığım diyor bir de ya. Ben niye bununla evlendim? Neden bana kimse engel olunmadı? Ay ne yapsaydık yani? Allah Allah. Hatırlayın. Nişan atmaya karar verdiğinizde evinizi başınıza yıkarım dedi. Unuttunuz galiba. Evet, yıkarım dese iyi. Hepinizi diri diri yakarım dedi. Ay yavrum, bu kız senin başka biriyle evlenmene de müsaade etmezdi. Biz bunu mecburen aldık. Anneciğim etmez zaten. Onu da dedi. Başkasıyla evlenirsen o güzel yüzüne kezzap atacağım dedi. Ay. Farkındaysanız susuyorum. Çünkü benim de ruh halim saçıma yansıyor. Bakın, demeyeceğim diyorum ama yine diyeceğim. Ben demiştim. Artık geçmiş olsun. Sus Şadi, sus artık. Olan oldu. Şu kız hayırlısıyla bir hamile kalsın, bana o torunu versin. Ben biliyorum yapacağım. Dua et de önce şu kız hamile kalmasın. Durdum bilir olsun. Ya kursun. Geliyor, geliyor. Geldi prensesim. Makyajımı da tazeledim, geldim. Ay umarım şimdi beni görünce fesatlıktan çatlamaz. İnşallah çatlamaz. Gel. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Anneciğim. Yengeciğim. Onurcuğum. Yengeciğim. Tebrik ederim canım. Tebrikler. Teşekkürler. Amca. Şöyle bakıyorum, arkamdan hızlı hızlı koptun geliyorsun. Ama arkamdan. Tebrik ediyorum. Tebrikler. Sağ ol kızım, sağ ol. Mutluluklar. Ne haber Pelin Su? Tanıyamadın mı? Ay kilo beyinden de gitmiş galiba. Filiz ben, Filiz. Hani ortaokulu birlikte okuduk. Gerçi sıra arkadaşıydık diyemeyeceğim. Çünkü sırayı sadece sen tek başına kapladığından kimse senin yanına oturamıyor. Kusura bakma Filizciğim. Çıkaramadım. Çünkü sen de tanınmayacak hale gelmişsin. En kısa zamanda düğününüzü de görelim inşallah. Tabii hemen arkasından da bebişinizi. Erol da Filiz de bu aydan itibaren... Ay. Denemelere başlayacaklar. Tabii canım, artık o balayları, o cicimayları onların hepsi geçti. Anneciğim, sizin için de 3 ay yeterli bir süre artık değil mi? Çocuklar karar verdiyse. Erol. Ha, evet babaanneciğim karar verdik. Siz evliliğinizin tadını 3 ay çıkarın dediniz diye 3 ay evliliğimizi doya doya yaşadık. Zaten ben Filiz'imi ilk gördüm, dedim bu ne? Dedim çocuklarımın anası bu dedi. Bu durumda torunumuzu yakında kucağımıza alırız inşallah. Nasip. İnşallah. Onur'la Pelin Su da fazla uzatmak istemiyorlar. Aynen öyle. Rahmetli hayatta olsaydı da şu anı bir görseydi. Ah, ah. Rahmetli sağ olaydı. O anı biraz zor görürdü anneciğim. Şu hale bak. Rezil olduk, rezil. Anne, yemin ediyorum kimseyle bir şey yaşamadım diyorum ya. Gökten zembille mi indi bu çocuk? Sen Meryem bana mısın manyak? Anne, sen çok istiyorsun diye olmuş olamaz mı? Kız sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kim bu çocuğun babası? Kim? Anne yemin ediyorum hiç kimseyle hiçbir şey yaşamadım ben ya. İyi düşün. İyi düşün. Ay benim burada ne işim var? Bir sakin ol. Ya bizim burada ne işimiz var? Ben niye buradayım ya? Kız. Ben hatırladım. O doktorla beraber olduğun gece bir aramızda hiçbir şey geçmedi demiştin. Kur'an'a el basmıştın. Anne, herkesin için cimcirip durma ya. Bak, sen o herkese dua et. Ben sana neler yapardım. O herkes olmasaydı. Hemen o doktorla evleniyorsun. Anne saçmalama, tanımadım etmediğim adamla ne evleneceğim ben ya? Kızım daha ne tanıyacaksın? Hamile kalmışsın işte adamdan. Hemen ben onun adresini bulacağım. Sen gidip konuşacaksın. Ya hayır ya, öyle bir şey yok. Ne hayırı? 3 aylık çocuk var çocukla. Konuşacaksın. Yapmadan evvel düşünecektin. Düşünme. Bize de hayırlı olsun Şebnemciğim. Yine göz kamaştırıyorsun. Bu kadar genç, bu kadar ciri olmayı nasıl başarıyorsun? Zaman senin için durmuş galiba. Sen de her zamanki gibi çok kibarsın Fikretciğim. Haldun'un aramızda olamaması ne kötü oldu. Kızının bu mutlu gününü göremedi. Sorma canım. O da çok üzüldü ama işinin başından bir dakika ayrılamıyor. Dubai'deydi değil mi? Evet. Büyük bir projeye imza attı. En az 1 sene orada. Aman iş olsun da. Düğüne gelir herhalde değil mi? Tabii ki de. Hem milletin de ağzı kapanır. Nasıl yani? Ne söylüyorlar ki? Güya Haldun Bey borç batağındaymış da. O yüzden yurt dışına çıkmışmış da. Ay hiç güleceğim yoktu. Kıskançlıktan ne söyleyeceklerini şaşırıyorlar. Değil mi canım, değil mi? Fikret'ciğim, istersen misafirlerimizle ilgilenelim canım. Bunu da hesabına yazdım Fikret. Vallahi dün gibi sizin evliliğinizde ha? Şerife, darısı başına diyeceğim ama seni kim ne yapsın kız? Darısı başına diyeceğim ama seni kim ne yapsın? Aptal şey ya, sen bir kendine bak önce. Ama yok, illa bir bana çatacak ondan sonra gidecek buradan. Çattık ya. Ayağınıza sağlık. Onur Bey, tekrar tebrikler. Sağ ol Samet. Vallahi hala nişanlandığınıza inanamıyorum. Allah Allah. Niye ki? Ne bileyim, Pelin Su Hanım en başından beri size göre değil gibi geliyor bana. Ama yani siz aşıksanız, seviyorsanız orasını bilemem. Vallahi Samet, ben o sayfayı 4 sene önce kapattım biliyorsun. Çok yakışıyorlar. Artık duygularla değil de mantıkla karar vermek en doğrusu. Ama Onur Bey aşk... Onurcuğum. Anneciğim. Anne. Gelin çocuklar. Basın mensubu arkadaşlar birkaç fotoğraf alacaklar. Şöyle geçelim. Pelin Su, gel canım. Buyurun arkadaşlar. Onur Bey'le nişanlısının fotoğrafını alın. Daha sonra ailece bir fotoğraf alacağız. Tabii elbette Şebnemciğim. Onur Bey, Onur Bey. Kızım şansımıza bak. Adam kadın doğum uzmanıymış. Boşu boşuna bak, vizite parası verdik o kadar. Allah aşkına düşündüğün şeye bak ya. Evet, onu düşünüyorum yavrum. Çünkü ben üçünüzü de tek başıma büyüttüm. Neler çektiğimi hiç kimse bilmez. Tam seni de böyle kurtardım derken düştüğümüz duruma bak. Anne yapma Allah aşkına ya. 2 kişi var burada. Orada 2. 2 de çıktı. 2, 4, 6. 300 desek tamam mı? 300, 3 artı 18, 180. Hadi 20 desek tamam. Çok iyi para. Çok iyi para. Adam çok şahane kazanıyor. Sana inanamıyorum ben. Ama bak sen böyle içine atma. O zaman çocuğa şey olur, zararı olur yani. Relax ol biraz tatlım. Bak çünkü stres yaramaz çocuğa. Buyurun. Randevunuz var mıydı acaba? Pardon, randevunuz var mıydı? Ha, yok, hiç randevu kullanmıyoruz. Teşekkürler. Onur Saygın'la görüşecektik. Konu neydi? Özel. Öyleyse biraz bekleyeceksiniz. Yok, acil. Acil görüşmemiz lazım. O zaman bekleyeceksiniz. Bekleyemeyiz. Acil dedim ya az önce. Acil. Konuyu söylerseniz kendisine iletebilirim. Söylerim artık. Yapacak bir şey yok. Kızım hamile. Farkındaysanız buradaki bütün hastalar hamile. Doktor Bey doğum uzmanı çünkü. Çak! Nasıl anladın? Kola. Kızım doktordan hamile. Ben bir konuyu doktor Bey'le görüşeyim. Ha değil mi? Bir görüş bakalım. Şok. Anne ya rezil ettin ya. Sen 3 ay evvel rezil olursun şimdi. Alacak işte. Alacak üstüne alacak çocuğu. Başka hiçbir şansı yok. Biraz şey yap. Dik dur. Güzel. Hadi. Neşeli ol. Bak yırtacağız, kurtaracağız. Doktor Bey sizi bekliyor. Bak bekliyor değil mi? Halbuki randevumuzdayım. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Evet, asistanım ortada ciddi bir durum olduğundan bahsetti. Fakat ben tam olarak anlayamadım şimdi. Açıklar mısınız? Nedir? Şöyle anlatayım. Tabii uzman olan sizsiniz. Eğitimini görmüşsünüz. Bu işin naçizane ben nasıl anlatabilirim? Şöyle vereyim en iyisi siz anlayın. Buyurun. Nedir bu? Anlamadım. Hala mı anlamadım? Ne yaptın sen benim kızıma? Kızınız? Kızım ya böyle yaparlar işte. Elde ettin hemen bir gece o gönlünü eğlendirdin ondan sonra yürüdün gittin. Hanımefendi siz neden bahsediyorsunuz? Ben kızınızı daha önce hiç görmedim bile. Ya bana baksana sen. Sen bir inkar ha. Sen doktor olmuşsun ama adam olamamışsın. Bir dakika bir sakin olur musunuz? Belli ki ortada bir yanlış anlaşılma. Yanlışlık var. Tabii ki var. Yanlış olan sensin. Evleneceksin kızımla. Allah ya. Ben tanımadığım bir kızla niçin evleniyormuş? Doğru. Anne. Ne kadar tanıyacaksın? Yok sana. Değil. Benim buluştuğum o değil. Bak beni delirtme. O inkar etti değil sen de inkar ediyorsun. Bak gördünüz mü? Kızınız da söyledi işte ben değilim. Bir dakika. Sen Onur Saygın değil misin? Evet benim. Ha, 3 ay önce de kızımla akşamüstü buluşmadınız mı siz? Randevuyu ayarlayan... Neydi o kadın adı? Kadın adı Esma. Ne? Esma. Randevuya becerikli bir kadınmış, iyi becerdi. Aa, evet tamam doğru. Esma Hanım öyle bir randevu ayarlamıştı bana. Fakat ben o randevuya gidemedim. Hatta daha doğrusu gittim de yolda bir trafik kazası geçirdim. Geç kaldım. Anladınız mı? Bakın ben kızınıza tekrar söylüyorum, ilk defa görüyorum. Kız sen o zaman kiminle? Bilmiyorum. Ay, biz de bayağı meşgul ettik değil mi? Tuttuk sizi ama size de bir mola olmuş oldu. Neyse, çok sevdim. Bayağı da kalabalık müşteri falan. Harika. Benim çok güzel çevrem var. Ben tavsiye edeceğim. Hadi hoşça kalın. Hadi bir bokta çalıyor. Çok sosyal bir insanım. Alo. Anne nasılsın? Çok kötüyüm Yıldızlar. Çok rezalet bir şey. Hiç sorma. Aa, ne oldu be? Lale hamile. Ne? Hamile. Ben sonra ararım seni. Sen gel. Sen eve gel. Tamam anneciğim. Tamam. Tamam kapı geliyoruz anneciğim. Geliyoruz tamam. Anne ne oldu? Anneciğim şimdi bizim anneannelere gitmemiz lazım. Ama önce bir babanı arayalım tamam mı? Tamam anne. Ay. Anneciğim, babanın telefonu kapalı ama kesin kahvede. Hadi kahveye gidelim ha. Tamam anne. Hadi anneciğim. Ay. Aydın abi, kurtuluş yok mu? Yok yenge. 2 saat önce falan çıktık. Ha. Oldu, teşekkürler. Kahvede değilse nerede? Aa, evde değil. Mezarda geriye bir tek seçenek kalıyor, iş peşinde. Ama anne babamın işi yok ki. Aşkım öyle bir iş değil anneciğim. Ay, ya Bedi abla doğru söylüyorsa? Ha? Hele bir doğruyu söylesin. Yedim seni kurtuluş. Yürü kızım. Hoş geldiniz. Hoş mu gördük göreceğiz. Anneciğim. Sen şimdi böyle otur. Ben bir babanı basıp bulup geleceğim. Tamam mı? Tamam anne. Kız yemin ediyorum gördüğüm en güzel şehlasın. Alayım mı bir yerden? Yedim seni kurtulur. Seni yedim kurtulur. Kızın dudakları var ya şurada. Var. Karıcığım! Eyvah! Karıcığım ha! Hey, biz de Serin Hanım'la çok önemli bir toplantı yapıyorduk. Ya. Böyle değil mi Serin Hanım? Yanlış anladınız. Biz gerçekten önemli bir görüşme yapıyorduk. Ya. Tam o önemli görüşmeyi yaparken birden sen gelince yanlış anlaşılmak gibi oldu. Kafasına vurdun ama kafası patladı karıcığım. Ya. Bana bak. Kıl mı aldırıyordun sen? Yok karıcığım, şimdi bende böyle bir kıl dönmesi şeyi olduğu için ben de dedim gideyim şu Zerin Hanım'a şey yapayım dedim. O profesyonel olduğunu bildiğimden kıldan dolayı. O da tam şey yapıyordu. Üzerine sen geldin hani o kadar bir yanlış anlaşılma oldu. Hiç olacak iş değil karıcığım vallahi. Hepsi gitmiş. Hadi anneciğim kalk. Kızım annem. Annem. Canım annem nasılsın? Daha iyisin inşallah. Ha, annem. Aynı efendim. Yavrum iyi ki geldin. Ayol zamansız mezara koyacak bu kız beni. Vedalaşalım duymadım sana. Annem kurban olayım o nasıl söz annem. Annem bak ben birkaç gün buradayım. Sana el bebek gül bebek bakarım annem. Sen hiç merak etme. Ay yavrum benim annesine de hiç kıyamaz. Yavrum benim ama yok. Senin de bir ailen var ki, senin de kendi düzenin var ki, karaktersiz de olsa bir kocan var. Ben seni tutmayayım. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Yok 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 anneciğim. Ah, olur mu öyle şey canım annem? Senden kıymetli mi benim güzel anneciğim ha? Bak biz burada kalırız. Ben sana bakarım. El bebek gül bebek bakarım. Kalırız annem biz kalırız. Sen hiç merak etme canım anneciğim benim. Sen Kurtuluş'la kavga mı ettin yine? Hayır anne. Evet anneanne kavga ettiler. Evi terk ettik biz. Ne oldu kız? Ne oldu? Anneciğim yok öyle bir şey. Sen hiç dert etme. Yok 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 öyle bir şey yok. Anneanne biliyor musun babamı bastı. Kız çık dışarı. O terliği aldı sen. Dedi kafana bak. Ya anne ne vuruyorsun ya? Ne dedim? Bundan bir çocuk olmaz demedim mi? Bu adam tekrar boynuzlar seni demedim mi? Dedin anne. Sen ne dedin? Hayır anne. Bir kere yaptı anne. Bir daha yapmaz anne. O beni çok seviyor anne. Ben onu çok seviyorum anne. Ha! Ha! Seviyor seni. Annem bak vallahi yemin ediyorum söz veriyorum bu sefer kesin boşayacağım anneciğim. Vallahi kesin. Sakın. Kızım sakın bana güvenip boşanma. Sakın ha. Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? Ya siz hiç büyümeyecek misiniz? Ben sizi doğuruyorum, büyütüyorum, yolluyorum. Tekrar geliyorsunuz ya. Bu merak kimsiniz siz? Yeter. İstemiyorum bana sakın güvenme. Yeter. Yani ama anne. Şimdi bak böyle söylüyorsun ama kırılıyorum ha. Ay sanki ben isteyerek mi yapıyorum canım bunları? Sen ayrıca bana saracağına Lale'yi sarsın. Lale. Ona sıra geldi değil mi? Allah'ım aklımı oynatacağım ben. Olacak şey mi be? Kız hamile. Kimden olduğunu bilmiyor. Çağır şunu. Çağırayım. Çağır hadi. Tamam, çağırıyorum anneciğim. Lale! Çağır onu öyle. Nergis ne yapacağımı bilmiyorum ya. Hamileyim ve babasının kim olduğunu bilmiyorum. Ne yapacaksın abloş, doğuracak mısın? Saçmalama Nergis, nasıl doğurayım? Nasıl bakacağım ben o çocuğa? Kendime zor bakıyorum. Doğru söylüyorsun, zor vallahi. Hem koca bulmam daha da zorlaşır. Nergis bana artık koca moca deme Allah aşkına ya. Yarın erkenden uyanıp vakit kaybetmeden bebeği aldırmak. Ay yazıktır, günahtır ya. Olur mu öyle şey? Ay dünyada çocuk kadar güzel bir şey var mı ya? Ben bakarım abla sana, ben bakarım. Ay abloş kolay sanki. Gülşah olmasaydı 50 kere boşamıştın o salak eniştemi. Çocuk olunca her şey zorlaşıyor. Önce doğru düzgün bir evlilik yapar, sonra doğurur çocuğunu. Ay o da doğru. Ay ne bileyim be, benim o kadar aklım olsaydı şu halde mi olurdum? Eniştem yeni birini bulmuş ha. Boyu devrilesici. Bizim mahallede ağdacı Zerin vardı ya. Ha, onunla bastım. Bir de onunla mı? Hmm. Kız o şaşı değil miydi? Ay düzeldi. Kafasına böyle ağda makinesini yiyince gözü düzeldi. Ay sana inanamıyorum. Hı. Kafasına ağda makinesine mi vurdun? Evet. Eniştenize ne yaptın peki? Ne yaptın? Artık bıyıkları yok. Yapmış olamazsın değil mi? Yaptım. İkisi de ağda nasıl yapılır öğrenmiş olur. Ya abla iyi ki geldin. Vallahi kendi durumumu unuttum. Kuzum. Ya uzandım. Gel gel kızım. Kızım benim. Bekliyor. Kalkın hadi. Abla dur. Bak annemi iyice tembih et. Benim üstüme falan gelmesin artık. Bak yemin ediyorum evi terk ederim. Kendi canıma kıyarım de daha çok işe yarıyor. Güzel fikir. İnsanın tecrübeli abloşların olması ne güzel. Hadi kalkın gidelim hadi. Vay be bu da nişanlanmış. Listemden biri daha eksildi ya. Ne diyorsun kız? Ne nişanı? Neden bahsediyorsun sen? Kendime Türkiye'de evlenecek erkeklerin listesini hazırladım. Hem yakışıklı, hem zengin, hem vizyon sahibi. Aferin kız. Listemde ilk 5'teydi. Tek ümidim sensin yavrum. Sen sakın bu salak ablalarına benzeme. Özellikle şuna. Anne. Ablacığım. Şimdi ben bir şey merak ediyorum da. Sen şimdi bu doktorla öteki adamı nasıl birbirine karıştırdın? Hayır yani hiç adını, sanını, işini, gücünü sormadın. Abla ikisinin adı da Onur'du herhalde. Ben rezervasyon ismi Onur Bey deyince o masaya oturdum. Bakın adı Onur'muş. Dövme yaptırmış, kesin olur zaten. Ne ya? Ne? Kız ne dövmesi? Hint kınası. Hint kınası anneciğim. Oo, ben o kınayı sana yakacağım. Ama annene söz verdi. Az kın. Aa bak tamam. Senin bir söz var. Ha, ablacığım peki yemekte ne konuştunuz ha? Aslında pek bir şey konuşmadık. Direkt yaptınız yani. Ama anne ya. Ama anne lütfen ama anne ya. Ne söz verdi? Ne diyor? Yemedik içmedik direkt yatağa ayol azmışlar bunlar. Sen ne diyorsun ya? Ama annene söz verdim bak ya. Tamam. Anne bak üstüme gelme. Yemin ediyorum canıma kıyarım. Ay. Televizyona bakıyorum tamam. Peki ablacığım sonra ne oldu? Zaten benden hoşlanmadı. Allah'tan hoşlanmadı. Hoşlansa 400 olacaktı. Anne. O da annesinin zoruyla gelmiş. Aynı benim gibi. Allah'tan zorla. Bir de isteyerek olsa. Aa, tabii ya. O da kesin başkasıyla buluşmaya geldi ha. Evet doğru söylüyorsun. Yani en azından ne iş yaptığını bilsek bari ya. Ha? Abla durum nasıldı? Ayakkabıları nasıldı mesela? Ayakkabıları nasıldı diyor. Ben Nergis ayağına mı baktım adamın? Bir erkekte ilk bakacağınız yer ayakkabısı. Sonra saati. Kızım anlat. Anlat da Allah aşkına bunların bir beyinleri bir açılsın. Arabası iyi miydi? Ya ne bileyim ben araba markasını anlamam ki. Ama pahalı bir şeye benziyordu. Ha iyi bari. Yani kesinlikle. Ha, çok iyi. Sen neyle evlendin? De istemeye geldiler seni. Yıllarca ipoteğini ödeyeceğiz diye canımız çıktı. Benimiz ayrıldı. Ben zaten o kurtuluş var ya. Görür görmez aa dedim bundan bir halt olmaz. Hiç gözüm tutmadı. Allah biliyor işte. Ay, anne ya. Tamam televizyon seyredin. Ablacığım sen şimdi böyle tipini falan görsen tanırsın değil mi ha? Nasıldı? İyi miydi? Güzel miydi? Neydi? Hatırlarım tabii. İyi şükür. Gazete al. Döküp saçma yerlere. Ben temizliyorum evi. Sanki diş yapıyorum böyle. Türkiye'de Onur ismini taşıyan 346.467 kişi varmış. Ay şimdi çıldıracağım. Kızım insan bütün geceyi geçirdiği adamın bir telefonunu almaz mı? Anne bak 50 kere anlattım sana. Hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Hafızam sanki silindi. Anladınız mı? Hap içirdi. Aa, bak şimdiye kadar nasıl düşmedi. Ayol manyaktı bu. Öbür oğlan sapıktı belki. Ayol belki hapı içeyim seni kesecekti. Allah verilmiş sadakamız varmış bizim. Anne, çocuk öyle biri değildi ya. Nasıl biriydi o zaman? Yani akıllı gibi biri miydi? Hani nasıl biriydi kızım? Anne. Ama hiç iyi bir şey vermiyorsun. Anne tamam. İşte böyle bakıyor ama. Ay anne. Kızım ne böyle bakıyorsun? Anlat. Lale. Lale? Aa Lale. Anne vallahi sonunda hasta ettin kızı ya. Aşk olsun anne ya. Bu o. Onur. Bu Onur Saruhan. Onur Saruhan'dan mı hamilesin? Anne aş. Hayatımız kurtuldu. Ne bu? Hangisi? Anne, Saruhanoğlu Holding var ya. Var mı kız? Kız bunlar gerçekten dediğin kadar zenginler mi? Zengin mi? Türkiye'nin en zenginleri arasında ilk yüzdeler. İlk yüz mü? Hayatın kurtuldu ablaş. Nergis, adam nişanlanmış görmüyor musun ya? Nişanlı mı? Adam nişanlı mı bir de? Ay yemişim nişanını be. Yemişim. Kapı gibi evlat. Kapı gibi evlat. Oy güzel kardeşim benim. Oo. Abla, nişanlı adamdan çocuk mu yapacağım ya? Bu kadar düştük mü biz ailecek? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın başka? Çocuk olmuş 3 aylık. Doğuracaksın. Mecbursun. Nasıl ya? Olmuyor mu? Bebeğim mi olacak şimdi benim? Ne yapacağım ben? İçimde senden bir parça taşıyorum. Senin kim olduğunu bile bilmiyorum. Nasıl anlamadım ben bunu? Bana yalan söyledin. Hiçbir şey olmadı dedin. Nasıl anlamadım ben bunu? Allah'ım bana yardım et. Ay Onur, bizim eve istemeye gelmeleri olmaz. En azından koltukların yüzünü değiştirsek. Artık kalmadı bunlardan. Ay bence de anne. Yani en azından koltukların kılıflarını falan değiştirelim. Yani baksana, adamın banyosu bile bizim evin salonundan büyük ya. Aynen mi? Hı? Biz de desek bizim eşyalar antika olmaz. Ay tamam, bende iki burma vardı kenara sakladığım, tamamen gözden çıkarız. Ay anne, komşular duyduktan sonra var ya yüzlerinin şeklini inan çok merak ediyorum. Bir de babam duyarsa kesin kamyon çarpmış odana. Beter olsun. Anne, dönmek istemesin tekrar. Aman, ah bulur beni. Ay anne, şimdi sana ne kısmetler çıkar ha. Bunların kesin böyle dul amcaları, dayıları falan vardır. Hayır yani olmadı, dedesi bile olur ha. Kısmet, kısmet. Kısmetin önüne geçilmez. Ay, kim bilir bana ne kısmetler çıkar. Düşünemiyorum bile. Ay benim kurtuluşu boşaman farz oldu. Ama şöyle önce bir kapıda sürünsün. İç köpek beklesin orada. Ben bakarım. Ya ne oluyor biz sabah sabah? Kimmiş? Eniştem. İti an çomağı hazırla. Ay abloş, harbiden bıyığı yok. Kız yalan mı söyleyeceğiz? Yolduk diyoruz ya sana. Açayım mı kapıyı? Hayır açma. Niye açacak mısın canım? Sanki yüzümü görmeyi çok hak ediyordu. Kalsın orada. Kazamız mübarek olsun. Abloş, çok merak ettim. Gel biz de gidelim. Ben de merak ediyorum. Tamam, hadi. Anneciğim sen burada bekle. Biz geliyoruz, tamam mı canım benim? Ha, al bir şeyler getir. Anneciğim bir şeyler getir. Al. Buyurun. Kimi aradınız? Anne. Sakın. Sakın anne deme bana. Niye geliyorsun buralara kadar yüzsüz? Çok acayip bir yanlış anlaşılma oldu anne. Öyle mi? Nasıl bir yanlış anlaşılma oldu acaba? Ya Münir beni çok yanlış anladı. Ya sen o ağdacı Zerin'i kucağına oturtmuş. Tamam mı? Bundan daha fazla yanlış anlaşılacak ne var? Ayıptır söylemesi. Ben de bir kıl dönmesi meselesi vardı da. Tam şu kasığımda. Kılında mı dönüyor Allah seni? Ya dedim şimdi bedavaya gidip doktora para vermeyeyim ben. Yok mu şu alt mahallede oturan şey, ağdacı kız Zerin? Gideyim dedim şu kızcağıza bir danışayım bakayım ne olacak. Sağ olsun o da beni kırmadı. Kırmadı mı? Sen bekle burada. Ben senin o... Anne ama vallahi billahi tam buradan böyle. Kızım tuttu çekti anladım. Anne! Anne! Git buradan. Yürü git! Bir daha da buralarda görünme. Rezil ettin beni. Yürü! Ama bacağımı kırdın anne. Nasıl yürüyeyim şimdi ben bu ayakla? Otostop yap. Taksiye bin. Ne yaparsan yap. Yürü git! Anne, taksiye bineyim değil mi? Gözüm görmesin seni. Taksiye bineyim değil mi anne? Vallahi ağzına bal yesin bak. Tam ben diyecektim. Taksiye bineyim diye de ben şey yapıyordum tam. Sen de bir 20 lira varsa versene. Ben de şimdi 200 var da bozmaz bunlar biliyor musun? Sen bu 200 lirayı en son ne zaman bir arada gördün? Vermem. Vermem. Vermezdim. Ama torunumun hatırı için. O güzel kızın hatırı için veriyorum. Sadece bekle. Al. Al. Başımızın, gözümüzün, bütün ailemizi korusun ya Rabbim. Sadakası olsun. Ya bir de bir çay. Aman canım, çayı da içmeyi veririz. Ben bunu şimdi taksiye maksiye vermeyeyim. Fena para değil. Bir altını patlatırım artık be. Anne, anne! Aa! Ver o küre tutan. Mübarek ellerinden öpeyim anne. Nasıl benzettim ama. Ay, nasıl? Bak kızım, bir daha affedersen o kürek sana da iner. Unutma. İnsin anneciğim. Döv, gebert, öldür istiyorsan. Söz mü? Söz. Vallahi söz anne. Bu kız akıllandı biraz, halledersin. Akıllanmak ne kelime ya? Saruhanoğlu Holding'e akraba olacağımızı duyduğumdan beri böyle bir aydınlanma yaşıyorum ha. Ah, ah canım, hoş geldin. Günaydın. Nerede? Ay gel kızım, hadi, hadi, hadi kahvaltıya çocuklar, hadi. İyi uyudun mu? Ha? Bak bu terlikleri giyiyorsun, çok iyi. Yüksek topuk giymemek gerekiyor. Bir zamanlarda. Ay öyle de hımbır hımbır da koşma. Hadi gel. Gel. Şöyle otur. Aferin. Nergis, kızım çay koysana ablana. Ay anneciğim, ne çayı? Ben ablaşıma kendi ellerimle portakal suyu sıktım. Sen sıktın. Sağ ol abla. Çünkü Fulbi'nin iyi beslenmesi lazım. İyi bak torunuma. Hadi gidip, hadi gidip. Hadi bak, gel. Ver tabağını. Ceviz de ye. Al, sütünü de iç. Buna bak, meyveli sebzeni falan ihmal etme. Bak bu hala çok önemli ha. Tamam, tamam. Teyze, teyze. Kardeşim benim gibi akıllı olsun. Ah, ben seni yerim. Yerim seni ben. Nergis, baktın mı bu hadise? Nerede? Bir an evvel bu işi halledelim. Anlamadım. Neyi hallediyoruz anne? Neyi halledeceğiz ya? Gidelim konuşalım işte. Anne yapma ne olur, ben gider konuşurum ya. Sen kendi başına randevu almayı bile beceremezsin. Sen yapamazsın. Ne olursun anne yapma. Bak, zaten sana sinirliyim. O Onur denilen çocuğa da çok sinirliyim. Allah'tan torun var, tamam mı? O yüzden kurtardınız ikiniz de. Ablacığım yani... Annem çok haklı. Onun yerinde başka birisi olsa yani. Ben sadece torunumun geleceğini düşünüyorum kızım. Tamam mı? Anneciğim, ben mesaj attım şimdi sana adresi. Hah, at iyi. Kahvaltıyı biter bitmez gideriz biz. Gideriz, hallederiz bu işi. Anne, Allah aşkına saçmalama ya. Kızım, annen her şeyin en iyisini bilir. Güven. Hadi. Hadi oyalanmayın, hadi. Projemizi iki etap şeklinde planladık Onur Bey. İlk etap Şubat sonu gibi, ikinci etap ise Temmuz sonu bitecek. Çok geç. En kötü ihtimalle her iki etabında Mart sonunda bitmiş olması gerekiyor. Ben size bunu daha önce de söylemiştim. Ama Erol Bey bize maliyetleri düşmemizi söylemişti. Biz de bütün planlarımızı buna göre yaptık. Öyle mi? Şimdi de buna göre yapılacak öyleyse. Ama Onur Bey, bu mümkün değil. Ne demek mümkün değil? Beyler, gerekirse çift ekip çalışılacak. Maliyet neredeyse 1,5 katına çıkar. Bu da zarar etmemize sebep olur. Biz insanlara bir söz verdik. Bu her şeyden çok daha önemli. Ben ne diyorsam onu yapın. Ama Erol Bey pek sizin gibi düşünmüyor. Kendisiyle dün yaptığımız toplantıda da... Bu benim hazırladığım bir proje ve nihai kararı ben veririm. En geç Mart sonu her iki etabında bitmesi gerekiyor. Peki Onur Bey. Anlaşıldı mı? Güzel. Yanlış geldi herhalde. Doğru ya anne bu. Burası anne. Anne hadi anne. Boynum düştü. Anne. Ay. İnanmıyorum. Kızım kocanın iş yerine bakar mısın? Anne ne kocası Allah aşkına ya. Tamam, kes sesini. Bana bırak. Hadi hadi yürü çıkalım. Anne bak bir şartla içeri girerim. Ben konuşacağım, ben halledeceğim. Ay elbette hayatım. Ama belki gerekirse böyle küçük müdahalede bulunabilir ama gerekmeyecek. Hadi, hadi yürü. Tamam, tamam. Yalnız buralara yakın bir yerde ev tutmak lazım. Ay Hadi. Anne ya, ne evi. Merhabalar. Anne. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Onur Bey'le görüşmek istiyoruz. Onur Bey? Onur Saruhan. Buranın sahibi. Randevunuz var mıydı? Kim diyelim? Yok. Ay yine randevu. Randevumuz yok ama kendisiyle çok önemli bir konuda görüşmemiz lazım. Randevunuz yoksa görüşemezsiniz hanımefendi. Ben görüşebilirim. Songül Hanım deyin siz ona. Songül Yenilmez. Songül Yenilmez. Kendisi için bir şey ifade etmeyecek ama mutlaka görüşmemiz gereken bir konu var. Kaçıncı katta kendisi? Hanımefendi. Ben? Aynen. Hanımefendi falan yok. Ne olursun yapma bak. Onur Saruhan. Kusura bakmayın lütfen. Onur Saruhan'la görüş. Ben bu onunla görüşmeden şuradan şuraya gitmiyorum. Anneciğim. Anne ama. Kusura bakmayın lütfen. Anne rezil. Bir kere rezil etme beni. Tamam mı? Hadi. Onur Saruhan. Lütfen yapma anne. Ben halledeceğim. Neyi halledeceğim? Hadi oradan. Nerede be? Rezil olacağız, sus be. Onur Saruhan. Hanımefendi. Onur Saruhan'ı görmeden hiç şuradan şuraya gitmem. Onur Saruhan. Anne rezil olduk. Ne oluyor burada? Onur Bey, bu bayanlar sizinle görüşmek istiyorlar fakat beni dinlemeden... O meşhur Onur sen misin? Evet benim. Siz kimsiniz hanımefendi? Ben Lale'nin annesi. Lale? Lale'nin sana söyleyeceği çok önemli bir şey var. Değil mi Lale? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Buyurun odama geçelim. En doğru yer. Anne. Lütfen yalnız konuşabilir miyim? Becerebilecek misin? Evet. İnşallah. Tabii tatlım. Evet. Seni dinliyorum. Neymiş bakalım bu kadar önemli konu? Konuşmayacak mısın? Ben hamileyim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.